Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğunca düzenlenen Genç Omu Öğrenci Kongresi'nin açılışı Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Erdem, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüsnü Baysal, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Levent Genç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını Topluluk Başkanı Zeynep Özlem Çınar yaptı. Konuşmama ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesli Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin yeteneğiniz ve özverinizin derecesiyle uygun olacaktır sözleriyle devam etmek istiyorum. Bir kongre düzenleme kararı aldığımızda bize yapabileceğimizi söyleyen, her adımda yanımızda olup bizi destekleyen Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Kemal Melih Taşkın'a, akademik danışmanımız Doçent Doktor Tuğba Tümer'e ve tüm bölüm hocalarımıza teşekkür ederim. Kongremizin gerçekleşmesi için büyük destek veren İl Özel İdaresi'ne, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Ecel'e teşekkürlerimi sunarım. Bu yıl ilk kez düzenlenen kongreyi ileriki yıllarda da tekrarlamak istediklerini ifade eden Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Kemal Taşkın, 2018 yılının Troya yılı ilan edilmesiyle öğrencilerimizden böyle bir teklif gelmesi bizleri mutlu etti dedi. Biliyorsunuz 2018 yılı Troya yılı olarak ülkemizde ilan edildi. Biz de bu kapsamda etkinlikler düzenlemeye bölümde karar verdik. İlk teklif öğrencilerimizden geldi bu kongreyi düzenlemek için. Hepimiz çok mutlu olduk. Ben çünkü onların böyle bir kongreyi başarılı bir şekilde düzenleyeceklerinden emindim. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştık ve sonuçta siz de görüyorsunuz. Güzel bir kongre olacağına inanıyorum. Bunun dışında özellikle bizi kırmayıp değişik şehirlerden, değişik üniversitelerden kongremize konuşmacı olarak katılan davetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar ülkemizin yetiştirdiği en önemli bilim insanları. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Erdem, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün 2013 yılında kurulmuş genç bir bölüm olduğuna değinerek, bölümümüz ilk mezunlarını bu yıl verecek. Bu vesileyle mezun olacak öğrencilerimizi kutluyorum dedi. Moleküler Biyoloji bölümü genç bir bölüm. 2013 yılında kurulmuş sanırım hazırlık bölümü olduğu için daha mezun vermemiş gibi gözüküyor. Bu yıl mezun olacak. İlk mezun olacak arkadaşlarımızı da inşallah bu vesileyle şimdiden tebrik ediyorum ve yolların açık olmasını diliyorum. Tercihte de hemen yeni bölüm olmasına nazaran 8. sırada gibi gözüküyor. Türkiye'de güzel bir başarı yakalamış arkadaşlar. Genç arkadaşlar, hepsinin TÜBİTAK projesi olması, yayınlarının koyulu olması, bu da bizim için çok gurur verici, onur duyuyoruz. Konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nermin Gözü Kırmızı'nın sunumuna geçirdi. Bizim somatik hücrelerimizde de varyasyonlar var. Yani dolayısıyla kompleks organizmaların genom ve epigenomları birbirinden farklı. Ve somatik genom varyasyonları genetik programlar sırasında dokudan dokuya farklılık gösterebilir ve çevresel uyaranlarda da değişebilir. Buna biz genom instabilitesi diyoruz. Genom instabilitesi somatik mutasyonlar, somatik rekombinasyonlar ve transpozonlar, bugün bahsedeceğim transpozonlarla oluşur. Son yıllarda kalıtım maddesinde herhangi bir değişim olmaksızın gen anlatımında oluşan değişimlere de epigenetik değişimler diyoruz. Bunlar da varyasyonun çok önemli bir kısmını oluşturuyor.